projeyi sahada uygulayacak olan yüklenici firmaya ve onun emekçilerine şimdiden teşekkür ediyor. Çorlu Kapalı Spor Salonumuzun ilçemize, Tekirdağ'a ve tüm Trakya bölgesine hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Oral Karakaya'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Çorlu Belediye Başkanımız Sayın Ünal Baysan'a davetimi arz ederim. Böyle güzel bir günde, güzel bir yatırımın gerçekleşmesi adına atılan ilk adımda beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Hatip Mahallesi hemen biraz ileride yine Çorlu Belediyesi tarafından yapılan ve tribünleri olan ve şu anda Futbol Federasyonu'nun da resmi maçlarını oynattığı, Trakya bölgesinde seçmeleri yapıldığı bir futbol sahamız var. Biraz ileride Zafer Mahallesi'nde yine belediyemiz tarafından yapılan 500 kişilik bir kapalı spor salonumuz var. Onu yaptık, yaptığımıza pişman olduk. Neden pişman olduk? Çünkü oradan o kadar çok genç yetişmeye başladı ki onlar da bizi böyle ateşleyerek bu salonun yapılmasına sebep oldu. O bakımdan onlara da teşekkür ediyorum. Oradan geçiyoruz. Hürriyet Mahallesi'ne kapalı bir yüzme havuzumuz var. İçinden artık Türkiye şampiyonlarının çıkmaya başladığı ve her türlü sporun yapılabildiği bir kapalı spor salonumuz var. Kapalı yüzme havuzumuz. Tenis kortlarımız var. Üçü açık, biri kapalı. Kapanıyor. Tenis kortlarımız var. Güreşçilerimiz var. İnşasına başlandı. Yakında açılacak olan ve Trakya'da, Türkiye'de belki ilk üç arasına girecek olan çok ciddi bir trap sahamız var. Ve şimdi bundan yaklaşık bir ay evvel de bu kadar sporun içerisinde hareket ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir kapalı spor salonuyla beraber bir spor lisemiz var. Bakın spor konusunda bazen diyorlar ki belediye gençlere ne yaptı? Daha ne yapacağız işte? Var mı başka yapılacak bir şey? Bunların hepsini biz yaptık. Belediye, Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Şimdi de Trakya'nın en modern, en büyük kapalı spor salonu yapılıyor. Bu kapalı spor salonunun 2500 kişilik özel lojaları, özel basın tribünü, özel odaları, yani hakem odaları, doktor odaları, ayrıca bir tane daha antrenman salonu. Yaklaşık genel sekreterim 28 milyon dedi ama o yanlış bir rakam. Çünkü burası bittiği zaman 30 milyona falan mal olacak. İlaveler yapılacak. Hedefimiz de bu salon bittikten sonra Çorlu Belediyesi olarak da burada sporcularımızın dinlenebileceği, kamp yapabileceği güzel bir kendilerine 5 yıldızlı otel şeklinde bir konaklayabilecekleri bir yapı yapmak. Ve bununla beraber buradan yetişecek sporcularımızın tüm Türkiye'de ve dünyada Çorlu'yu ve Türkiye'yi temsil etmesini sağlamak. Bunların hepsi belediyenin işlerliği oluyor. Bakın Hatip Mahallemiz aslına bakarsanız eskiden öyle kıyıda köşede kalmış bir mahalle gibi gözüküyordu ama Çorlu Belediyesi çalışmalarıyla hemen hemen her mahalleye elini attı. Önümüzdeki ayda hemen şu andaki kültür merkezimizin yanına büyük bir Trakya gösteri ve kongre merkezinin temelini hep beraber atacağız. Bunu da hep beraber atacağız. Bunu da sanatçı arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Önce şunu söylemek istiyorum. Ben Çorlu gibi 81 ilin insanların bir arada olduğu, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, düğünlerinde beraber halay çektiği, cenazelerinde hepsinin omuz verdiği,
birbirine dayanışma içerisinde olan ve her zaman birbirine saygılı olan yaklaşık 300 bine yakın insanın yaşadığı böyle bir Çorlu'da, böyle bir yerleşim alanında belediye başkanı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Kendimizi burada anlatmak ihtiyacını hissetmiyorum. Zamanı gelince anlatırız. Yiğidi öldüreceksiniz, hakkını da vereceksiniz. Biz zamanı gelince ne yaptığımız, ne yapmadığımızı anlatırız. Ama bu eser Trakya'nın en büyük ve Çorlu'ya yapılan yatırımların içerisinde de hemen hemen en büyük eser olarak kabul edelim. O bakımdan böyle bir eseri buraya kazandıran, ha bu eseri de şöyle bir izah edeyim. Bunun projesi de, neyse buzdağının altına girmeyelim, Bornova Belediyesi'nin yapmış olduğu bir projedir. Ve Basketbol Federasyonu da burada maçlar oynatmaktadır. Geçen sene Fenerbahçe'nin basketbol takımı burada final maçlarını oynadı. O bakımdan da dört dörtlük bir salon, kendisini ispat etmiş bir salon. Böyle bir salonu Çorlu'ya kazandırdığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu projeyi getirdik. Uzun uğraşlar sonucunda çalıştık, çabaladık. Büyükşehir bürokratlarıyla inceledik. Onların yardımlarıyla bu işi belli bir aşamaya getirdik. Ve bu konuda da son imzayı atan değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Kadir Albayrak'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ona da teşekkür ediyorum. Bürokratlarına teşekkür ediyorum. Burada emeği olan herkese, en küçüğünden en büyüğüne teşekkür ediyorum. Ve bu yatırımın da Çorlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu yatırımın da gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan şampiyonlar çıkacak. Basketçilerimiz, voleybolcularımız, güreşçilerimiz, salon sporcularımız buradan çıkacak. Şimdiden çok heyecanlandım. Benim yapmak istediğim en büyük yatırımlardan bir tanesini gerçekleştirildiğini görmek benim için çok büyük bir mutluluk. Tekrar hepinize böyle güzel bir günde gelerek bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve belediyem adına, personelim adına, meclis üyelerim adına hepinize teşekkür ediyorum. Birbirine sıkı sıkı kilitlendiği Çorlu'da yaşıyoruz. Çorlu bizim her şeyimiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çorlu'ya böyle bir tesisi kazandırmak üzere temel atma gururunu yaşadığımız böyle bir günde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu tesisin önemini özellikle Trakya'nın en büyük tesisi olması, artık bir önce 11 okul projemizin Çorlu ayağı olan spor lisesinin de Trakya'nın ilk ve en büyük spor lisesi olmasını birleştirdiğimiz zaman Çorlu'ya yapılan yatırımların önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ama beni en çok etkileyen 20 yılını Çorlu'ya vermiş değerli belediye başkanımız Sayın Ünal Baysal'ın konuşmasındaki hareketlilik ve heyecan ve enerji. Bu şunu gösteriyor işte arkadaşlar. Sosyal demokrat belediye başkanlarında 30 yıllık da olsa ne fikir yorgunluğu, ne heyecan yorgunluğu, ne de metal yorgunluğu olmaz. Onun için hepsini kutluyorum. Abi kutlama da bu belediye başkanını seçen ve böyle kendini Çorlu'ya adamış belediye başkanını ve ekibini seçen Çorlu vatandaşlarımı kutluyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Değerli arkadaşlar, 3,5 yıldır hizmetimiz dün itibariyle tamamlanmış oluyor. Yani artık 1,5 senemiz kaldı. 1,5 sene içinde geçen Çorlu'ya geldiğimizde oturduk. Çorlu Belediyesi'nin bürokratları, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları gelecek olan 1,5 seneyi planladık. Bu 1,5 senenin içerisinde de yatırımlarımız var, hizmetlerimiz var ama şu güne kadar sabahleyin almış olduğum rakam, gerçekleşen rakam Çorlu için 101 trilyon lira. Bunun içerisinde 2018 ve 2019 yatırımları yok. Yani Çorlu hak ettiği yatırımları almaya devam ediyor ve almaya da devam edecektir. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle Çorlu'nun en büyük ihtiyacı olan, belki de Trakya'nın en büyük otogarı olacak olan
Yeni otogarın da projeleri tamamlandı. Sistemleri, yani proses uzun süreç tamamlandı. Bürokratik işlemler tamamlandı. Yakın zamanda inşallah yılbaşına kadar da ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Bu Çorlu için çok önemli bir yatırım olacaktır. Onun yanında toptancı sebze meyve halinde projeler tamamlanmak üzere. Ama gerek emlak konutları kavşağı, gerek Orion üst geçidi ve buna benzer projelerimizde çalışmalar son aşamaya gelmiş oluyor değerli arkadaşlarım. Yani şunu söylemek istiyorum. Çorlu olarak, Çorlu her şeyin iyisine layık. Ve sorunlarının ötelenmemesi gerekiyor. Her sene nüfusu 10 bin artan Çorlu, ergen ayrıldıktan sonra eski nüfusuna kavuşabilen Çorlu elbette bu hizmetleri alacaktır. Ben sonuç olarak sizi fazla meşgul etmek istemiyorum ama şunu bir kere daha söylüyorum. Hizmet için varız, hizmet için geldik. Bu hizmetlerimiz devam edecektir. 30 Mart 2019'da karşınıza geldiğimiz zaman gururla geleceğiz. Ve öyle başkalarının dediği gibi bırakın biz yapalım, siz yapalım, bunlar bizim düşüncemiz de yok. Bunu bırakıp bırakmamaya ancak halkımız karar verir. Halkımız karar verir. 30 Mart 2019'da kısmetse projelerimizi halkımıza anlatacağız. O zaman tamam veya devam demeye yine halkımız karar verecektir. Ben bu yatırımın, bakın demin Ünal Bey onu da söyledi. 500 kişilik bir kapalı spor salonunun, 2500 kişilik bir kapalı spor salonunun ateşleyecek sporcular yetiştirdiğini söyledi. Elbette buradan da Avrupa çapında, dünya çapında sporcuların yetişmesine vesile olacağını inancıyla tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kadir Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Çorlu Kaymakamımız Sayın Levent Kılıç'a davetimi arz ederim. ...11 ilçeye 11 okul demişti. Ben de demiştim ki ya Çorlu en büyük okul, en büyük ilçe. Buraya bir okul yapılıyor, diğer ilçelere de bir okul yapılıyor. Ya bu biraz aslında adil olmuyor gibi geliyor dedim ama bugün bu açılış yapıldıktan sonra adalet yerini buluyor diye düşünüyorum. Kendilerine böyle bir yatırımı ilçemize kazandırdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası maçların yapılabileceği 2500 kişilik bir stadyum yapılıyor. Kapalı salon yapılıyor. Hakikaten Çorlu il düzeyinde bir ilçe diyoruz. Çocuklarımız aslında voleybolda, basketbolda çok başarılılar. Geçen yıllarda Türkiye şampiyonlukları kazanan okullarımız, takımlarımız var. Ben inanıyorum ki bu tesisle beraber daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapacağız. Ben hedefimde hep şu vardı. İleride İstanbul'da olimpiyatlar olduğu zaman Çorlu'ya bir maç verilebilir mi gibi. Sadece bunu spor salonu anlamında değil, belki futbol anlamında da doğrusu düşünmemiz gerekiyor. Ben Çorlu'da 3 yıldır görev yapıyorum. Başkanımız 3,5 yıldır görev yaptığını söyledi. Hakikaten bu süreçte Çorlu kabuk değiştirdiğini düşünüyorum. Her haliyle işte hükümet konağımız bitti, adliyemiz bitti, ticaret sanayi odamız yeni yapıldı. Okullarımız inşallah bu senede yatırımlarımız var. 2019'da belki tekli öğretime geçeceğiz. Spor salonu anlamlarında belediye başkanımız da söyledi. Yüzme spor salonumuz dahil. İşte spor lisemizin var. Yine bir okulumuz ekstra bir spor salonu daha yapıldı. Kapalı salon sayımız da geçen yıla oranla 2 kat, 3 kat birden artmış oluyor. Tabii gençlerimize emek vermemiz gerekiyor. Biliyoruz ki bu dönemde en büyük sorunumuz, Türkiye'nin sorunu uyuşturucuyla mücadele. Çocuklarımızın elinden bir şekilde tutmadığımız zaman, onları bu tür spora yönlendiremediğimiz zaman çocuklarımız bu tür yollara, gençlerimiz bu tür yollara gidebiliyor. İnşallah sporla beraber daha dinamik, daha dinç gençler de yetiştirmeyi hedeflemiş olacağız. Ben hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Böyle bir yatırımı ilçemize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye'mize, emeği geçen personeline çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Reksine kavuşuyor. Sayın protokol, saygıdeğer misafirler, sizleri temel atma törenimizin gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Protokolümüzün kurdele kesimi ve butona basımıyla Çorlu Spor Kompleksi...
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın dediği gibi söz verdik, gerçekleştiriyoruz. Ve bugün Çorlu ilçemiz Çorlu Spor Kompleksi'ne kavuşuyor. Hayırlısı olsun Tekirdağ, hayırlısı olsun Çorlu diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime, spora, kültüre her türlü destek her daim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.